Hadi 5 bölü 6 artı 1 bölü 4 işlemini yapalım. Yardımcı olması için 5 bölü 6'yı ve 1 bölü 4'ü görsel olarak temsil eden buradaki şekilleri kullanacağım. Burada bir tamı 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşit parçaya böldük ve 5 bölü 6'yı temsil etmesi için de bu parçalardan 5 tanesini boyadık. Hemen altındaki tamı da 4 eşit parçaya böldük bir tanesini boyadık ve böylelikle 1 bölü 4'ü gösterdik. Şimdi bunları toplamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve bu toplama işlemini öncelikle kendi kendinize yapmaya çalışın, olur mu? Kesirleri toplarken her şeyden önce paydalarının eşit olmasını isteriz, öyle değil mi? Fakat gördüğünüz gibi bu iki kesrin paydaları eşit değil. Paydaları eşit diyebilmek için 6 ve 4'ün ortak bir katını bulmamız lazım. Hatta bu kat en küçük ortak kat olursa daha da güzel olur. Bunu kolayca bulmak için sayılardan büyük olanını alıp bunun katlarını düşünelim. Bu örnekte paydadaki büyük sayı 6. 6'nın ilk katı 6'dır. 6, 6'ya bölünür ama 4'e kalansız bölünmediği için ikinci kata geçelim. İkinci kat 12 ve 12 hem 6'ya hem de 4'e kalansız olarak bölünür. Harika, ortak paydayı bulduk. 6 ve 4'ün en küçük ortak katı 12'dir. O zaman bu iki kesri de paydalarında 12 olacak şekilde yazabiliriz. Bir şey bölü 12 artı bir şey bölü 12 eşittir. Şimdi bu soruyu çözmenin birkaç değişik yolu var. Ve ben bu sefer buradaki şekilleri kullanarak soruyu görsel olarak çözmek istiyorum. 6 eşit parçadan 12 eşit parçaya geçmek istersem ve bir kesrin paydasını 6'dan 12'ye çıkarıyorsanız yaptığınız da budur. Evet, bunu yaptığımızda aslında burada gördüğünüz parçaların sayısını 2 ile çarpmış olursunuz. Ya da bu parçaların her birini 2'ye bölüp toplamda 12 parça elde ettiğinizi düşünün. Hadi bakalım, bir deneyelim. Düzgün yapmam lazım. Bu biraz daha iyi olabilir. Bu böyle. Hmm, bu olmadı. Elimden geldiğince eşit parçalar yapmaya çalışıyorum. Cetvelim olmadığı için kolay olmuyor ama artık idare edin lütfen. Bunu da böleyim. Bir de bu. Tamamdır, işte oldu. Dikkat ederseniz 6 tane parçam vardı. Bunları ikiye böldüm ve artık 12 tane parçam var. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Peki bu 12 parçanın kaç tanesi boyalı? 6 parçanın 5'i boyalıydı. Artık 12 parçanın 10'u boyalı. O zaman bu kesir ne olur? 10 bölü 12. Yani 5 bölü 6, 10 bölü 12 ile aynı şeydir. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 6'dan 12'ye geçmek için 2 ile çarparım. Aynı şeyi paya da yapmam gerektiği için 5 çarpı 2 de 10 eder. Umarım bu iki kesrin eşdeğer olduğunu anlamışsınızdır. Boyalı alanlara dokunmadan 6 parçanın her birini 2 eşit parçaya ayırarak ya da 2 ile çarparak toplamda 12 parça elde ettim. Böylece 5 bölü 6, 10 bölü 12 haline geldi. Şimdi aynı şeyi 1 bölü 4 içinde yapalım. Burada 1 bölü 4 var ve bunu bir şey bölü 12 haline getirmek istiyorum. Bu şekilden 12 eşit parça elde edebilmek için alttaki parçaların her birini 3 eşit parçaya ayırmam gerekir. E hadi yapalım. Bu 1 2 ve 3. Burada da 1 2 ve 3 1 2 3. Anladınız değil mi? Hadi bunu da ayıralım. 1 2 3. Önce 4 eşit parçam vardı ve şimdi 12 eşit parçam var. Bunun için 4 eşit parçanın her birini 3 eşit parçaya ayırdım. Ya da 4 parçayı 3 ile çarptım da diyebiliriz. Peki burada kaç tane boyalı parça var? Bunu 12 parça haline getirmeden önce 4 parçanın biri boyalıydı. Şimdi ise 12 parçanın 3'ü boyalı. 12 parçanın 3'ü. Hadi gelin şimdi toplamayı yapalım. Eğer elimde 10 bölü 12 varsa ve buna 3 bölü 12 eklersem sonuç ne olur? 13 bölü 12 olur, öyle değil mi? Aynı sonucu şekil üzerinde de görebiliriz. Burada 12 parçanın 10'u boyalı ve bu kutucukların hepsi 12'de 1'i temsil ediyor. Hatta bunu şöyle yazalım. Bu 1 bölü 12, bu 1 bölü 12, bu da 1 bölü 12. Peki bu kutucukların yani 1 bölü 12'lerin kaç tanesi boyalı? 10 tanesi yeşile boyalı ve burada da mor renkte 1, 2 ve 3 tane daha 1 bölü 12 var. Ve bu da toplam 13 bölü 12 yapar.